ውይ <laughs> Salam, salamlar. İnsan Yaşam Mərkəzinin dəstəyi ilə söhbətlərimiz davam eləyir və artıq İnsan Yaşam Mərkəzində təklif görüşmələr, terapiyalar və digər işləri görə bilərsiniz, amma İnsan Yaşam Mərkəzinə baş danışmanı Sinan bəy olanda sözün adamın üzü gülür. Xoş geldiniz xocaq. <laughs> Hoş bulduk. Mərhaba, mərhaba. Gözəl təkrar sizi görmək. 3-cü dəfədir biz sizinlə görüşürük və bu ən çox bir müsahibə podkast yapdığımız bir qonağımız olursuz. Mən bir şey maraqlaram sizinki bu beyinlə, bu sinirlər, neyro əlaqələrlə ki məşğul olursuz. Deməli, kişi və qadın münasibətlərində kişilərin beyninin çalışmasının bir fərqli bir xüsusiyyəti var. Biz bir şeye fokuslana bilərik. Evet. Qadınlar isə çox şeye fokuslana bilər. Evet. Biz ya emosional oluruq, ya da rasionallıq oluruq. <laughs> Qadınlar isə eyni anda həm emosional ola bilərlər, həm də rasionallıq ola bilərlər və bu beyin onlarda heç vaxt sönmür. Yəni kişidə sönə bilər. Yəni kişi bir ehtiras yaşadığıda burası sönür. Çünki beyin evet. çalışmaz duruma gəlir, çıxır. <laughs> Niyə belədir? Valla <laughs> bilmiyorum. Yapan'a sormak lazım. Biz genellikle nasılına bakıyoruz. Nedenini Allah bilir. Onu bilemeyeceğim. Ama şöyle. Tabii bizim şimdi baktığımız tarafın güzelliği şu. Biz mesela şu anda olan hadise nasıl oluyor diye bakmanın yanı sıra bir de biyolojiden geldiğin zaman bu hangi yollarla bugüne böyle gelmiş, milyonlarca sene içinde nasıl olmuş diye bakıyorsun. Aslında konu tarihte bir iş bölümü meselesiyle ilgili gibi gözüküyor. Yani ta yüz binlerce sene önceye gittiğinde şimdi insan 300 bin senedir burada bunun anca işte birkaç yüz senesini böyle teknolojiyle şehirde hmm. yaşıyor. Yani onun dışında hep tabiattaydı. Tabiatta yaşamanın koşullarını biz bugün bilmiyoruz tabi. Ama işte bazı kabilelerde falan görüyoruz onu nasıl yaptı. O da çok iptidai yani şey böyle uzak bir örneği aslında çok hmm. da yansıtmıyor ama araştırmalardan bildiğimiz kadarıyla bugün bildiğimiz hiçbir teknoloji yok. İnsan gene aynı insan yani zayıf, aciz, çıplak, tabiatta işi çok zor bir canlı. Dolayısıyla bir kere çok sıkı bir birlikte olma durumuna ihtiyacı var. Beraber hareket etmesi lazım ama daha da önemlisi bebek diye bir canlıyı hayatta tutmak. Şimdi bebek insan bebeği çok acayiptir. Yani en aciz bebek. Onu hayatta tutmak için Neredeyse bizde böyle sayısız uyarlanma modifikasyon yapılmış. Ve onlardan mesela en önemlilerinden bir tanesi de... ...yani merkeze bebeği koyarsanız anlayabileceğiniz şeylerden birisi de... ...işte bu kadın erkek arasındaki farklar. E, genelde avcı toplayıcı diyoruz ya biz eski topluluklara. Hı hı. Hakikaten avcı toplayıcılıkta mesela iki kelime var. Avcı olan zaten... ...biz avcı bir canlıyız ama... E, ...koşarak, çaba göstererek, atarak, vurarak, avlamak güç gerektiriyor. Şimdi gücün gücün bedelleri var. Mesela e, erkek gücünü düşünün genel olarak erkek bedeni kaslıdır. Kaslı olunca o kasları geliştirecek bir işte hormon lazım. Testosteron. Testosteronun başka belaları var. Mesela bizi böyle sinirli, atarlı, hmm. kavgacı yapan o hormondur. Aynı zamanda bu testosteron anne karnından beri çok yüksek olduğundan erkeklerde beynin gelişimi de yönetir. Bizim erkek beyni dediğimiz şey o erkeklik hormonundan dolayı böyledir. Ama neticesinde bakıyorsun. Çok hızlı karar alabilen, attığını daha kolay vuran, kafaya çok fazla şeyi takmayan, dediğin gibi şalteri kapattı mı kapanan, e, böyle bir on off beyin. Yani bir ona geçiyor, bir ofa geçiyor. Bu mesela avcı kısmıyla ilgili çok önemli bir avantaj ama öte yandan bir canlı sadece böyle yaşayamaz. Bir de bize uzun vadeli, stratejik, stok kontrolü yapabilen, duyguları anlayabilen, çekip çeviren, e, yöneten bir beyin lazım ve kadın beyi daha, beyni daha yönetsel bir beyindir. Mesela bebeğin dili yoktur ya konuşamaz ya onun ruh halini minicik sesinden, küçücük yüz ifadesinden anlayacak bir e, cihaz lazım. Erkek beynim öyle değil yani. Erkek beyni onu kolay anlayamıyor. Biliyorsunuz babaların çocuklarla olan problemlerini. Hele küçük bebekleri pek baş edemez erkekler. Bu arada şimdi tabii böyle şeyler dinleyenler hemen iyi. Ama ben çok iyi çocuk bakıyorum falan diye erkekler çıkabilir. Olur istisnalar vardır. Ama biz genel konuşuyoruz yani. Siz de söylediniz geneldi zaten. Dolayısıyla bu bebeğin duygularını anlayabilmek, onun ihtiyacını ondan önce fark edebilmek. Dahası erkek denen o sinirli her an hani saldırganlık gösterme riski olan canlıyı yönetebilmek o akıllıca çekip çevirebilmek e, uzun vadeli olarak başa gelecekleri öngörebilmek mesela işte harburu parman savuruyoruz ama önümüzdeki günlerde ya yemek biterse ya bilmem ne olursa ne olacak diye düşünebilmek bunlar mesela daha ziyade kadın beyninin becerdiği işler ve bakıyorsun zaten anatomik, fizyolojik farklılıklarına tam altyapı da buna uygun. Kadın beyninin iki tarafı çok sıkı bağlanmış. Sağ sol çok sıkı bağlanmış ve beraber çalışıyor. Erkek beyni sol sağ biraz daha gevşek kafasına göre yani ihtiyaç neyse o, ona Sol sağ belli olmaz ifadesi ondan geliyor. Tabii tabii. Onun, onun o anda hangi modda olduğunu bileceksin. Mesela hep söyleriz biz bir Erkek televizyon seyrediyorken ya da cep telefonuna bakıyorken bir şey söyleme. Duymaz yani. <laughs> Çünkü bir kitlenmiştir oraya. <laughs> Yandan geleni o atar dışarı yani. Parazit muamelesi yapar ona. Hocam testsiz tez, tez okuyruk beyinle bağlı. Mesela insan beyni beledi ama e, bilim adamları insan beynini hele tam tapmayıplar. Tabii. Okey. Biz bu kadar bilimsel keşif edildiği, bu kadar bilimsel laboratuvarımız var. Nobel, galiba galiba kuantum Einstein'i mesela e, yanlışladılar. Hı hı. Bu son fizik Nobel'inde. Pek değil de yani biraz evet. o popüler haber. E, Einstein'ı <laughs> yanlışlanmak zor. Yanlışlansa zaten duyarsınız. <laughs> arabalar gitmez. Şimdi insan beynini niye biz gidip tapabiliriz diye bu işleyir? Yani bütün Bilim adamları niye oturup bakmıyorlar ki bu nece iş değil. En, Yoksa... en uzağı biliyoruz ama en yakını bilmiyoruz. Değil mi? Şimdi bak şöyle düşün. Çok basit bir şey diyeyim size. Artık herkesin harcı alem bildiği bir şey var. Mesela yani inşallah herkes biliyordur bunu. Ben anlatan anlatan dilimde tüy bitti. Dünyada da herkes anlatıyor, konuşuyor. Mesela görüyorum dediğin şey gözüne ışık düşüyor. Gözün bunu beynine elektrik olarak gönderiyor, elektrik sinyali olarak. Beyin de bu elektrik sinyalinden diyor ki ben şöyle bir şey görüyorum. Şimdi sadece görmeye baktığın zaman dışarıda olanı göremiyorsun sen. Ne yapıyorsun? Gözünün beynine bildirdiği bir özeti görüntü diye algılıyorsun. Bu ne anlama geliyor? Dışarıda gördüğün şey gerçeğin kendisi değil, beyninin ürettiği şey. Şimdi duyuları Düşünmeye başladığın zaman büyük bir paradoksla, büyük bir açmazla karşı karşıya kalıyoruz. Benim dışarısı dediğim her şey aslında içeride üretiliyor. Dolayısıyla galaksiler, evrenler dahil olmak üzere her şey benim zihnimin bir projeksiyonu. Dışarıda ne olduğunu ben bilmiyorum. Şimdi bu felsefi bir konu. Koy bir kenara. Hı. Ben beyin inceliyorum. Beyni elime alıp baksam bile. Hani bırak dolaylı teknolojileri. Elime alıp bak. Ben ne görüyorum? Beyin diye bir şeye bakan, gözün beyne gönderdiği sinyallerin bir yorumuna bakıyorum. Aslında kendi içimde anlayabildiğim kadarına bakıyorum. Hmm. Ve biz evrimsel olarak biliyoruz ki bizim algılarımız çok 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 sınırlı. Bir canlının algılarının, duyularının görevi dünyayı olduğu gibi algılamak değil. Hayatta kalacağı kadar anlayabilmek, oradan fayda üretebilmek. Mesela bir canlıya su çok lazımsa o canlı suyu çok diğer şeylerin arasından çok daha net görüyor. Daha hızlı görüyor. Algıları ona göre ayarlı. Mesela kırmızı renk bizi niye heyecanlandırır? Biz niye kırmızı rengi böyle bir sürü rengin arasından şak diye ayırt ederiz? Doğada besin genellikle kırmızı ile alakalı. O yüzden mi kırmızı? Hem hani, de seksi bir Tabii şey. tabii. Mesela et kırmızı ile alakalı. Meyve kırmızı ile alakalı. Hı -hı. Kırmızılık Herhalde. aynı zamanda. yani Vücutta sinyalleşme utanınca kızarıyoruz. Niye hep böyle bir kırmızı kırmızı? Hı -hı. Trafik ışığı kırmızı. Kırmızı bizim dikkatimizi çekiyor. Diğer renkler arasında bile şeyi var, avantajı var. Ama mesela o yedi renk dediğiniz, yani bizim aslında milyonlarca renk hmm. görüyoruz ya biz, işte bilgisayar monitörlerinden hmm. biliyorsunuz şimdi. O görülebilecek olan ışığın aslında, yani tabiatta var olan elektromanyetik dalgalar dediğimiz dalgaların kıl kadar ince bir parçası, küçücük bir parçası. Mesela göz harika şeyler görüyor ama. Neredeyse suyunun, 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 suyu. Yani biz hiçbir şey görmüyoruz aslında etrafımızda olan. Bir misal, artık bugün bunu herkes anlıyor. Mesela şu anda bizim etrafımızda işte cep telefonları sinyalleri var, Wi-Fi sinyalleri var, Bluetooth sinyalleri var. E bunlar da dalga, ışık gibi. Hiç hissetmiyoruz bunları. Niye? Bizim Alıcılarımız ona uygun değil. Ya da kozmik ışınlar var, işte başka uzaydan gelen e, radyo dalgaları var, gama ışınları, alfa ışınları, radyoaktif ışını hiçbirini görmüyorsun. İhtiyacımız yok. Bunu şunun için söylüyorum. Biz sanıyoruz ki dışarıda gördüğümüz dünya, bu biraz ortaçağ Avrupa'sı yanılgısı, her şeyi e, bize gösteriyor. Yani ne görüyorsak dünya o. Halbuki biz... Derler ya eskiler 70 perdeden geçmiş bir temsilini görüyoruz aslında. Neredeyse hiçbir şey görmüyoruz. Anlayamama sebebimiz incelediğimiz şeyin e, aslında tam olarak ne olduğuna vakıf olamayacak olmamız. Bu felsefi bir sınır. Dolayısıyla sen beyni anlamak istiyorsan tabiri caizse tanrısal bir bakış açısına sahip olman lazım ki onu başka bir üst boyuttan görüp bir şeyler anlayabilesin. Bir bilgisayarın kendi kendisini anlaması ne kadar mümkün bir düşünün. İşte kullanıyorsunuz da bilgisayarları, telefonları. Hmm. Telefon bir gün dese ki düşünüyorum öyleyse varım. Ben bu aleme niye geldim falan. Hmm. Telefondan böyle bir şey beklemiyoruz değil mi? Onun görevi bu değil. Hmm. Ve ancak telefonu kim anlıyor? Onu yapan insan. Elini alıp kurcaladı mı? İlkel bir insan bile olsa yeterince vakit ver anlar telefonu. Çünkü yapabileceği bir şeydir o. Ama insan beyni bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Biz onun bir nevi kurallarına tabi olarak yaşamak zorunda olan bir canlıyız. Şimdi maalesef işte biz bilim insanlarımıza felsefesini anlatmadığımız için bilimin insanlar şu konuda çok vakit kaybediyor. O senin söylediğin konuda. Yani ben bunu bir çalışırsam her şeyini anlarım diyor. Senelerini veriyor. Daha kapısından giremiyor. Onu fark edince de bazının morali bozuyor. Ulan diyor bu bilim beş para etmez diyor. Bir işe yaramaz. Halbuki bilimin mesela en kuvvetli tarafı Algılarımızın ve sağduyumuzun çok ötesinde şeyleri bize gösterebilmesi. Mesela biz bilim olmasa 3,5 milyar yıldır bu dünya üzerindeki canlılığın nasıl bir macera izlediğini böyle oturup bakarak hayal edemezdik. Ya da evrenin genişlediğini anlayamazdık. Ya da hücrenin nasıl çalıştığını işte Aristo rahmetli çok düşünmüş ama varabildiği yer bir yere kadar. Ama bugün işte bilim bizim o sadece algımızı genişletiyor. Fakat yine de haddimizi bilmek lazım. Ben bir şeyi anladım dediğinde bir insan ister bu fizik alemde bir olay olsun, ister canlılık olsun, ister sağlıkla ilgili bir şey olsun. Bir şeyi anladım diyorsa o adam cehli mürekkeptedir. Onu net olarak söyleyeyim. O insan cahildir. Hmm. Mevzuyu hiç anlamamıştır yani. <laughs> bu dünya öyle kolay anlaşılır bir yer değil. O yüzden bilimle ilgilenmek isteyen gençlere de bir tavsiyede bulunayım. Bizim meslekte ekmek bitmez. Sürekli sürekli araştırırsın. Bin nesilde araştırsan çözemeyeceğimiz bir sürü problem var. İşte bunların başında da bizim beyin geliyor. ən qarışıq şey. İnsu Yaşam Mərkəzinin bu təqdimatındakı çıxışınızda ə, universitet mənə sıxıcı gəlir ifadəsi Həni. istifadə Həni. etdiniz. Dünən də bir ətkinlikdə idik və orada da bu barədə söhbət edirdik. Mənə elə gəlir ki, ə, bir müddət sonra həm Azərbaycanda, həm də Türkiyədə bilimlə, elimlə məşğul olmaq dəbdə olan insanların getmək istədiyi bir şey olmayacaq. Çünki bu pop culture şey çıxdığına görə, e, populyar elmi çıxdığına görə, e, məsələn, e, Sovetlər dövründə Azərbaycanda bir professor olmaq, akademisyen olmaq, bir tez yazmaq falan bir e, elit bir şey sayılırdısa, indi elit bir şey deyil. Çünki Hı. kapitalizmdə, yəni bir professor olmaq üçün bir yol keçməyin lazım, uzun vadədə olmaq lazım, amma kapitalizm indi burada satın alacaqsan, satacaqsan və pul ayaqanacaqsan var. Hem de hemen tüketeceksin bir taraftan. He, he, hemen tüketeceksin evet. Şimdi sual böyle çıkır ki 20 ilden 30 ilden sonra biz bilim adamı dedik de öz coğrafyamızda tapabileceği bir adam var. Yoksa yalnız batıya bakacağız. Batıya da bakamayacağız o da kayboluyor. <gülüyor> Sizin <gülüyor> sorun aslında galiba şu. Benim mesela üniversite en büyük hayallerimden biriydi daha işe <laughs> başlarken. 10 sene 15 sene sonra çok ciddi sıkıldım üniversiteden. Niye sıkıldım? Çünkü dışarıdan beklediğim şeyi üniversiteye girince bulamadım. Nedir o? Ee, bir bilgi yuvası, alim ve bilgi insanların toplandığı, hep böyle büyük meselelerin konuşulduğu falan bir şey hayal ettim ben. Ulan girince tarlamarla konuşuyorlar. işte onlar da bir şey alıp satıyorlar. Böyle dünya işleriyle meşguller ve gittikçe mesela üniversitede öğrenebildiğimin çok daha fazlasını dışarıda öğrenebildiğim bir zamanda yaşadığımı fark ettim. Sorun zamanın değişmesine ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak eskiden üniversitelerin böyle bilginin toplandığı ve yayıldığı ve tabii ki üretildiği merkezler olmasıydı. Şimdi 2000'li yıllardan beridir bilgi herkeste var artık. Yani öğrenmek diye bir şey, eğer bir şey öğrenmek istiyorsanız her yerden her şekilde öğrenebiliyorsunuz. Hele ki şimdi bu gezici internet bağlantısı, Hı -hı. mobil internet. Bence hem büyük bela hem büyük nimet. Hı -hı. Ee, mesela YouTube'dan öğrenemeyeceğin hiçbir şey yok artık. Benim 1984'te üretilmiş bir alet buldum. 84'te Hı -hı. satın almış. Onun bile kullanım kılavuzunu buldum yani. Hı -hı. YouTube'dan onlarca Hı -hı. sene önce üretilmiş bir şey. Şimdi böyle bir bilgi dünyasında yaşadığınızda bilginin toplandığı bir yer bir kere anlamını yitiriyor. Ve bu anlamını yitirdiğinde kurum da yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Bu sorun bütün dünyada var olan bir sorun. Sadece bizim buralarda değil. Dolayısıyla Avrupa Amerika'da yaşıyor bu problemi. Şimdi sorun o kadar çok bilgi var ki sıradan insan ben bu bilgiyi neye göre seçeceğimi bilemiyor. Yani nasıl seçecek bu bilgi? Benim neye ihtiyacım var? Bu vahşi tüketim dünyasında da bilgi de bir satış nesnesine dönüşüyor. Şimdi i̇şte bak Instagram'a bakın. Bir gün oturun bir yarım saat Instagram'ı ...şöyle gezin. Reelsleri izleyin. Bir de kağıt kalem alıp not edin. Size bir şey öğretmeye çalışan içeriklerin oranı ne kadar? Yüzde yetmişten fazla olduğunu göreceksiniz. Herkes birbirine bir şey anlatıyor. Yalan yanlış. Yani uzman olsun olmasın. Herkesin işte narsistlerle şöyle baş edilir. Evet. Bu böyle yapılır. <laughs> Herkes bir şey anlatıyor. Şimdi bu dünyada bilgi artık öne geçmenin bir aracı oldu ve bedava. Herkes de var. Şimdi üniversiteden sıkılmamın sebebi üniversite artık görevini ifade edemiyor. Nedir o görev? Bir kere üniversite yol gösterici bir kurumdu. Yani toplum için ya şuraya bakalım, şuraya gidelim. Artık bunu deme vasfı bütün dünyada kalkıyor ortadan. Bilginin çokluğu bir zehirlenme yaratıyor. Ve bizim bir şeye ihtiyacımız var. Bilgiyi seçme konusunda bir öndere ihtiyacımız var. Mesela benim açık beyinde e, yapmaya çalıştığım şey yıllardır. Hı. Zaten 10-15 senedir işim bu. İnsanların gerçekten neyi bilmesi lazım? Bunu en doğru şekilde nasıl öğrenebilirler? Bu konuda güvenilir bir odak kurmaya çalışıyorum. Ve artık yani bu yavaş yavaş anlaşılıyor. Bütün dünya böyle kurumlarla ilerlemeye başlayacak. Ve biz bir süre sonra... Açık beyin böyle olsun çok isterim ama Hı -hı. ya da insan yaşam merkezi böyle Hı -hı. olsun çok isterim ama bilmiyorum tabi bu bir kader kısmet. tamamen nereden geldiği belli olmayan bir kurumun önderliğinde yüz binlerce milyonlarca insan birleşip çok büyük şeyler yapacaklar. Şimdiye kadar bunu hep sermaye becerdi üniversite kurumunun Hı -hı. dışında işte Elon Musk'ın yaptıklarına bakın mesela ama artık A toplumu dediğimiz internet üzerinden organize olan ve hiç öngörülemeyen gruplar ya da Nasıl diyelim? Hareketler oluşturabilen bir yapımız var. Biz sadece bu kültüre sahip değiliz. Yavaş yavaş bunu öğreneceğiz. Üniversiteler yerine başka bir şey zuhur edecek. Çıkacak ortaya. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben onun denemeleriyle uğraşıyorum. Ve hiç ümitsizliğe gerek yok. İnsan bilme ihtiyacıyla kıvranan bir canlıdır. Yani biz bilmeden yaşayamayız. Bilim adamları gibi şey oldu mu? Bilmeden yaşayamazsın. Mümkün değil. Bileceksin yani. Ama nasıl bileceksin? İşte o ayrı bir konu. Birçok bir insanda bilme ihtiyacımızı sömürmeye devam edecek. O yüzden uyanık olmamız lazım. Ee, bilgi değilsiz. Ee, mesela ChatGPT de bilgilidir. Oh hem nasıl? Ne soruşursuz değil. Google Bart da bilgilidir. Pratiğe dönüşmeyen bilginin... Kesinlikle. isə nə faydası var? Yəni Hiç. biz bir, bir bilgi alanda onu necə praktiyaya çevirəcəyimizi görməliyik. Bu elmi məqalə də bir praktikti. Evet, Əlbəttə. Məsələn mən onun bir misalını deyim. Eee biz turalla oxuduğumuz kitablarda e, bu öz aramızda danışırıq. Həmişə bir şey, bir to-do list, action plan çıxartmaq üçün. Bunu necə edirik? Bəs indi gördüyünüz nədir, gənclər? Daha çox malumat furuş Türklerdir. Gençler daha çok e, information vermeye çalışır. Ama praktiğe bakırsan... Tembelliğin çok havalı bir versiyonu bu. Hmm. Tembelliğin yeni hali bu. Devamlı öğreneyim, devamlı eğitim alayım, devamlı ya da öğreteyim. Mesela bu bir tembellik hali. Zaten benim 10 senedir anlatmaya ya daha doğrusu hatırlatmaya çalıştığım bir şey var. Ya Beyni olan canlılara bakın. Bunlar hareket eden canlılardır. Yani koşan, atlayan, zıplayan canlıların beyni vardır. Bitkilerin yoktur. Dolayısıyla beyin usulüne uygun kullanılıyorsa bir hareket üretmesi lazım. Yani bir şey yapıyor olması lazım. Bizim bütün konumuz yapmakla ilgilidir aslında. Bilmekle alakalı değil. Biz bir şey bilmeyi, bir şey yapmak için isteriz. Ama bugün bilmede kalıyoruz. Hı. Devamlı bilmekle uğraşıyoruz. Bu bir kendini oyalama taktiği. Ee, benim üzerime yapıştı. Türkiye'de herkes altına Sinan Canan yazıyor lafın ama laf bana ait değil. Geçtalt prensibinin bir çıktısı. Diyor ki... Eyleme geçmeyen farkındalık pişmanlıktır diye bir söz var. Yani ben <laughs> duyunca ağır tokat yedim yani. Bu benim hayatım çünkü. Bir bir sürü şey öğreniyorsun. Bak düşün. Günde 100 tane şey öğrenip bir tanesi için bile harekete geçecek zaman bulamıyorsun. Dolayısıyla 100 tane yarın bir gün pişman olacağım bilgim var. Zaman bulamamak dedi. Tabii. Bile. O yüzden mesela bu devrin en cesur, en önemli yatırımı hiçbir şey yapmadan günde 5 dakika durabilmek. Ben şu anda en büyük iddiam bu. Hiçbir şey yapmadan günde 5 dakika durarak başlasın. Yani kendine en büyük yatırımı yapmak isteyen insan bugün bunu proje yapsın. Ne kadar zor olduğunu görecek. Hı hı. Günde 5 dakika öyle 5 dakika diyorum ama demesi kolay. Evet. Bir deneyince herkes görecek bunu. Bu özgürlük elimizden alınalı çok oldu. Yani... Bizde hiçbir şey yapmadan durmak deyince bilmiyorum sizde de var mı? Bizim Türkiye'de hemen şu hmm. şey sorarlar. Hiç mi bir şey? Hmm. Hiç mi? <gülüyor> <gülüyor> hiçbir, şey. hiçbir şey. Hiçbir şey yapmayacaksın. Yani o telefona bildirim zaten kapatacaksın telefonunu hmm. falan. İşte ocağın üstünde yemek vardı. Çocuk ağladıydı. E-postaya cevap vermeyi unuttuydum. Hiçbirisi. O beş dakika tamamen senin kendinle sohbetin. Ve birçok insan bunu ilk denediğinde çok büyük bir rahatsızlık yaşıyor. Çünkü daha önce çok uzun bir süre kendisiyle sohbet etmeyi unutmuş ve içeriden gelen gürültüye tahammül edemiyor. O kadar çok şey geziyor ki kafamızda. Onun farkında olmamak için dışarıda bu kadar öğrenmeye vurmuşuz kendimizi. Bu bir nevi sarhoşluk. Durduğumuz zaman fark ettiğimiz şeyler, yapmamız gereken şeyler ve yapmamamız gereken şeyler bize ayağın olmaya başlıyor. O yüzden Senelerce üniversite okuyup master doktora yapacağına günde 5 dakika dur diyorum. Kendine en büyük yatırım. Deneyen görecek. Ee, bunu kendi hayatımda yapıyorum. Ee, eşimle bir şey e, çıktı. Bir e, mübahise ettik. Ee, ben, ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben bunu Japonya'da anladım. Japonya gittiğimizde yazda. Ee, orada bir tank. E, bu Onların mesnevisi şiiri var. Hı hı. Şiir böyle. Aşımı yedim. Çayımı içtim. Fudzi'ye baktım. Hı hı. Bitti. Şehir böyle. Bu bende bir şey yaptı ya, o ışık yaptı. Vang. Yani bir şey yapmamanın da tadını çıkarmak lazım. Yani. Hiçbir şey yapmamanın da tadını çıkarmak Ya Ondan sonra daha bir beş dakika, on dakika bunu yapabilirim. Ya bak sözünü kestim, hı. affedersin de. Bizim dün insanın açılış ne diyorsunuz, tedbirinde, tedbirinde. Ted, tedbir, tedbiri <laughs> öğrendim. Orada mesela Gülferi çok güzel bir şey anlattı. Bir böyle Budist ermişine hmm. demişler ki sen nasıl bu kadar sakin hmm. olabiliyorsun? Yani herkes sinirle minirle hmm. sen böyle gayet böyle hiçbir şeye tepki vermiyorsun, sinirlenmiyorsun, aşırı sevinmiyorsun. Hmm. O da demiş ki ben yürürken sadece yürüyorum. Otururken hmm. sadece oturuyorum. Yerken sadece yiyorum. Uyurken sadece uyuyorum. E Demiş biz de öyle yapıyoruz hmm. demiş yanındaki. Hayır demiş. Hmm. Ben demiş yürürken yürüyorum, dururken <laughs> duruyorum. E demiş ya biz ne yapıyoruz? Sen demiş yürürken... Nereye varacağını düşünüyorsun? Evet. Otururken ne zaman kalkacağını düşünüyorsun? Hı. Yerken tatlıyı düşünüyorsun? <laughs> Hep bir sonrasında olan zihin senin şu anda yaşamana engel oluyor. Onu hatırlattım onu söylediğin. Hı. O kadar büyük bir zaman kaybı ki, o kadar büyük bir enerji kaybı Hı. ki. Ben şimdi buradayım, sohbet kahtayım. Yarım saat sonra ne olacak hiçbir Hı. fikrim yok, umurumda da değil. Yani onu Allah düşünsün. Ben Hı. ben yaratmıyorum ki bu geleceği. Şu andan sorumluyum. Bə mə bunu bu yaşamaqla yükümlüyəm yəni. İnsanın tədbiri dediniz. Dünən özüm də e, belə böyük hərflərlə dəftərə yazdım. Getdim evdə 3 kitab oxuyuram hal-hazırda. Sənətlə bağlı Əli Şəriyətinin kitablarıdır. Hmm. Yazdım ki, onları bitirən kimi e, Sinan Cananın dediyi mövzuyə girəcəm. Dediniz ki, e, Nevroelm ...bütün konuları darmadağın ediyor. Evet. O söz çok hoşuma geldi. Çünkü... E, ...bizim eğitim merkezinde... E, ...Nadir diye bir... ...öğretmenimiz var. O sizin açık beyin... ...kamplarında olup Hı. bir neçe hafta... Hı. ...adam bütün konularda... ...bizi yanlış çıkarıyor. Hep o haklı. Bak açık beyin kampları ne işe yarıyormuş <laughs> öğrendik şu an. <anda. gülüyor> Çünkü danıştığımız zaman biz bir felsefe ileri bir şey ileri. Adam bize beyinden bir örnek verir. Susuruk der <laughs> ya. Ee, bunu Tartışmalarda biraz, üstün gelmenin en iyi yöntemi yani, beyinle uğraşmak. O darmadağın dediğiniz sözü biraz açabilir siz mi? Nevro elimde. Ee, şimdi yani nörobilimin bir numarası değil aslında bu. Şöyle bir şey. Biz İnsana dair binlerce yıldır işte medeniyetin bütün getirdiklerini düşünün. Bir bilgimiz, bir ön kabulümüz var. İnsan şöyledir, işte zihni böyle çalışıyor, bunu ister, böyle yapar falan gibi. Mitolojiler bir şey anlatıyor, dinler bir şey anlatıyor. İşte felsefe, düşünce bir şeyler katmış buna. Fakat nörobilim şunu yapıyor. Çok acımasız, sert ve sade bir şekilde mekanizmaya bakıyor. Ee, mesela diyelim... İşte vicdan konusunu bir felsefeciyle... ...bilmem neyle otur. 10 gün konuş. Nörobilimde 3 dakika sürer... ...vicdan hmm. konusu. Bellidir yeri. Mesela geçenlerde... ...bir seminer izledim. Bir hocamız... ...Türkiye arkadaş bir şeyler anlatmış. Orada felsefeci... ...bir arkadaş. Siz işte beyni modelliyor diyorsunuz... ...ama işte vicdanı nasıl modelleyeceksiniz? Türker Hoca da yazık şeyden... ...söyle bir şey demiyor. Yani kibarlığından... Hmm. ...bir şey söylemiyor. Vicdanı biz modelleyeli çok oldu. Sen mekanizmasını biliyoruz ama... ...ya mekanizmayı... ...biliyor olmak demek onun büyüsünü kaybetmek ya da onu ne bileyim daha önemsiz bir şey olarak görmemizi gerektirmiyor. Yani onu çok hızlı bir şekilde anlıyorsun ve en güzeli bir adım sonrasına geçiyorsun. Mesela bak vicdan dedim onun örneğini kısaca anlatayım. İnsan inan doğru olduğuna inandığı bir şeylere zıt bir şey yapmaya kalktığında Beyninin bütün hayvanlarda olan o stres sistemi aktif oluyor. Mesela yalan makinesi bunu yakalıyor. Sen doğruya muhalif bir şey söylediğinde vücudun stres verdiği için onu ölçebiliyoruz hmm. biz. Şimdi bu ne demek? Biz hep insana üstün özellikler atfederiz ya. Lan yalanı üç kağıdı söyleyen beynimizin bir bölgesi var, diğer hayvanlarda yok. Yani var da bizimki kadar gelişmiş değil. Yani hep böyle işte kandırmayı, yalancılığı, hileyi üreten bir gelişmiş beyin bölümü var. Ama bu Yapma diyen, bak yanlış yapıyorsun diyen bölüm hayvanlarda bulunan bölümün aynısı. Hı hı. Amigdala diye bir yer. Amigdala diyor ki sen bir yazılımın var, bir ahlak kodun var ama şu anda yaptığın ona uymuyor ve bu diyor bizim başımızı belaya sokacak. Bu ileriye yönelik olarak hı hı. seni strese sokuyor. Fakat mesela harika tarafı şu. Aynı yalanı üç kez söyle. Amigdala diyor ki artık ben karışmıyorum bu işe. Strese sokmuyor seni. Vicdan ölüyor yani. Hı hı. Mesela ben bunu deneylerde görebiliyorum. Şimdi bunun bir adım ötesinde ne çıktı bize? Bir Siyasetçiler görev. Siyasetçiler o yüzden. E tabii canım, abi, yüzleri kayış gibi oluyor bir süre sonra. Yani yine <laughs> <ne> dersen gider. <laughs> tabii. Yani devamlı mesela pazarlamacı da falan da olur aynı şey yani. Bir ürünü gereksiz güzellemeye alışmışsa <laughs> evde karısına da yalan söyleyebilir, onu da yapabilir. Bunu da yapabilir. Yani o e, vicdan ölmeye başladığı zaman zaten insan kötüleşiyor ve bize mesela nörobilim hemen diyor ki kardeşim bunu bilmek bir şey değil. Hadi bakalım uygula sözün özün bir olsun bilmem ne olsun bak çünkü diyor mekanizma böyle çalışıyor. Şimdi sen bunun felsefesini onlarca sene konuşsan bu kadar direkt bir bilgiyi üretmen çok zor oluyor. He, nörobilim her şeyi çözüyor mu? Hayır daha emekleme aşamasında çok başlangıçta ama... Bilimin böyle bir özelliği var. Çok net bir mekanizma bilgisi verdiği zaman sana bilimde kavga edemezsin ki. Yani bakarsın <laughs> kanıtlara böyle mi değil mi? Çok heyecansız. O yüzden mesela millet siyaset, spor <laughs> böyle şeyleri daha çok seviyor. Orada çünkü belirsizlik var ya herkes birbirini <laughs> dövebiliyor. Bilimde öyle bir şey yok. Biz gayet sakin sakin koyarız masaya. Yani benim teorim daha haklı diye bir şey masaya vuramazsın yani kanıtını getireceksin. Ve bu kanıtlı sistem yavaş yavaş birikmeye başlayınca bizde işte bilimsel dünya bakışı diye bir şey oluşuyor yavaş yavaş. Fakat bu işte toplumun çok bildiği, sindirebildiği bir şey değil. Böyle bir geleneği biz anlatamadık, öğretemedik. Çünkü okullarımız da bilimsel değil, hep duygusal. En çok öğrendiğimiz şeyleri düşünün. Sloganlar, marşlar, raylar, loylar. Niye kardeşim diye sorduğumuz cevabı yok mekanizma üzerinden düşünmeyi değil ezberlemeyi öğretiyor bize sistem. Hı -hı. Adanmayı öğretiyor. Bilimsel düşünerek bakmanın böyle yıkıcı bir etkisi var işte. Bir anda kafandakileri darmadan ediyor. Çoğu insan bunu hiç sevmiyor. Çünkü bizim orada derler adamı dinden, dinden imandan attırma diye. Hı -hı. Mesela bilim çoğu zaman öyle yapar. Mesela evrimi öğrenen adam bir irkilir yani. Ulan dur ne oluyor falan filan diye. Birçok insan o rahatsızlık yüzünden bu bilgiyi reddeder. Halbuki hep söylüyorum özellikle bu inançlarla ilgili kavgalarda bunu çok görürüz. Sen inandığın yaratıcının yarattığı evreni çalıştığında imanın gidiyorsa sen yanlış bir şeye tapıyorsun demektir. Yani doğrusu oradan aldığın bilgi seni kuvvetlendirmiyorsa sen bilgiyle değil inancınla uğraş. Yani orada evet. bir problem var. Ve maalesef işte... Bilimin yıkıcılığı biraz inançlarımıza böyle buz kıran gemisi gibi girmesinden geliyor. Bilim de kabadır yani hiç umursamaz hmm. öyle. Bunun işte meşrebi nedir, inancı nedir bakmaz. O yüzden bilim kültürü oturursa mesela senin de çok uğraştığın o trafik kuralları falan evet. gibi şeyler dikkat et. Bunlar bilimsel yani evet. ama halk nasıl, toplum nasıl, insan topluluğu nasıl... Çok bilimle düşünemediği için ben şuradan işimi halledivereyim diye, hmm. arabamı bırakayım gideyim hmm. falan diye biliyor, Kestirme yollara başvuruyor. O yüzden zihnimiz de böyle kestirmelerle çalıştığı için kendi trafik kurallarımızı kendimiz çok ihlal ediyoruz. <laughs> Bilim bize bunu hatırlatınca da ulan senelerdir felsefe yapıyorum ben yanlış mı yapıyordum falan diye böyle bir nahoş oluyorsun yani. Biraz onunla ilgili muhtemelen. Ama nero bilimin de bir e, muhsusen e, batıda, e, ABD'de de görüyoruz kapitalizmin bir Elbette. silahına veya propagandanın bir silahına çevrilir. Bir şey vereceğim. Örneği vereceğim. Örneğin e, i̇ran irak savaşında e, Amerika hem Irak'a hem de İran'a silah satmış. Daha önce dönemin hmm. şey e, İsrail. İsrail'in eliyle satmış. İran'a silah, silah satmış. İsra İsrail'li komutanlar üstü, ben hmm. şeyde o, o dönem Şeyde sığın şeylerde Tebriz'de Hı. bombadan gizlenirdi diye şeyler. Ee, İsrailli komutanlar İran'daydı. Böyle bir şey vardı. Daha sonra Kesincer'in böyle bir sözü var. Ee, maalesef savaşta iki taraf da kaybetmiyor. Yani bir taraf kaybediyor ama ikisine evet. de bir silah satmışlar. Hı. Daha sonra bu adamlar Saddam Hüseyin'i desteklemişler. Ee, mesela ama propagandanın üzerinde bir şey vardı ki Saddam canidir. Onda bir kimyasal silah var. Ama bu işin diğer bir tarafını gizlemişler ki bu kimyasal silah için olan ürünlerin birçoğunu ABD veya Büyük Britanya kendisi Irak'a satmış. Elbette. Ama 11 Eylül hadiselerinde ee, şeyin e, e, Irak halkının bir şeyi yoktur, günahı yoktu çünkü Afganistan'da gizlenen terörist evine, adamlar Iraka girmiş ama bunun için bir propaganda yapmışlar. İnsanlar neden kaygılanabilirler, neden nefretleri e, doğabilir? Şimdi ben mesela geçen hafta ABD'deydim. demokrasi var, sen rahat öz kendini hissedebiliyorsun ama bir yerde ya bu şeyden gelmiş, doğudan gelmiş, bundan bir bir ki artık bir şey sual, sual, sorular sorayım gün ne için gelmiş yani biraz sakalı var abi sen nereden geldin ne, ne yapıyorsun sen, senin tip orada problem e, evet. Evet, evet. <laughs> evet benim tip orada problem İstanbul'da da problemdi sürekli evet. çeviriyorlar çeviriyorlar kimlik yani. <laughs> 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 e biz bu... de batılılaşıyoruz demek ki bak bu <laughs> Şimdi bu e, bu propaganda, nörobilimin, bilimin, propagandanın, siyasetin veya bu pazarlamanın elinde bir alet olması insan için tehdit mi? Elbette hem de en büyük tehdit. Bak, yapay zeka falan diye böyle ballandıra ballandıra konuşuyoruz. Yani kötü ellere geçtiği zaman yani bıçak gibi hmm. bu da bir teknoloji yani bıçak katilin hmm. elinde ve şefin elinde bambaşka şeyler yapıyor biliyorsun. Şimdi nörobilimde de zaten benim 10-15 sene önce kendimi sokağa atmamın sebebi şu. İnsanın beyninin nasıl işlediğini aman Allah ne güzel yaratmış diye çalışmıyor Batı dünyası. Hmm. Ben bu bilgiden nasıl fayda sağlarım? Nasıl para kazanırım? Nasıl manipüle ederim? Daha da önemlisi 100 yıldır psikolojinin yaptığı şeyin devamı insanın öz zaafları nelerdir? Ve ben bunu nasıl istismar ederim? Aslında buna bakıyor sistem. Çünkü çok basitinden benim rahmetli babam işte kuyumcu bana ilk öğrettiği şeylerden bir tanesi. O kadar çok konuşacaksın ki müşteriyle müşteri düşünmeye vakit bulamayacak diyordu bana. Şimdi hakikaten tüccarlıkta böyle bir şey vardır da. Öyle konuşursun konuşursun kadın ay oy derken al o yüzüğü de yanındaki bileziği de vereyim falan diye gönder gitsin. Şimdi bu zaaflardan en basit bir tanesi hepimizin bildiği bir şey. Bakın şimdi her gün telefonunuza kaç bildirim geliyor? Kaç haber kanalından aynı haberin kaç versiyonunu duyuyorsunuz? Mesela şu biraz önce konuştuğumuz hadiselerde sen mesela diyelim hakikaten sıcak çatışmanın içinde kaldıysan daha da doğrudan bilgiye sahipsin bu daha iyi. Ama çoğumuz bunların hepsini sağdan soldan gelen haber evet. kaynaklarından adeta üzerimize sinecek şekilde öğreniyoruz. Açıp da öğrenmemize gerek bile kalmıyor. Ben yani şu anda Türkiye'de işte bir garip garip hadiseler var. Ne o Dilan Polat diye bir kız bir şeyler yapmış falan filan. <laughs> Mesela ben inan bana yapışmış bu haber. Ben hiç izlemedim görmedim. Dilan Polat deyince, ha o şu savurgan kız değil mi falan dediğimi fark ettim. Ben nereden öğrendiğimi bunu bilmiyorum. Yani gelip zihnime böyle bir şey gibi kir gibi yapışıyor bunlar. Şimdi böyle bir ortamda işte durup düşünemezsin. Böyle bir ortamda e, ben bunu nereden biliyordum? Bu bilginin kaynağı nedir diye düşünemeyeceğinden çok hızlı karar vermen gerekir. Mesela protesto yapılıyor hadi gidelim. Ya da işte bunlar bizimkilerden onları destekleyelim falan diye otomatik kararlar almaya başladığın zaman bunun adı kitle manipülasyonu. Ve bunun için bilimden daha iyi araç bulunmaz. Bu arada 100 seneyi aşkındır müthiş bir hani insanın zaafları konusunda müthiş bir kütüphane var. Bu kütüphanenin tamamı şu anda uyarayım. Kullandığımız sosyal medya uygulamalarına sağladığımız verileri analiz eden sunuculardaki Yapay zeka analiz programlarında kodlanmış vaziyette. O yüzden mesela 3-5 ay sosyal medya kullanın. Şekliniz değişir, görüşünüz değişir, bakışınız değişir. Kültürünüzden, inancınızdan global havuza doğru kaymaya başlarsınız falan filan. Ve bu manipülasyonun arkasında bilim yatıyor. İşte 10-15 senedir ben şuna çalışıyorum. Hayırlı bilim yapacak adam lazım bize. Evet. Yani gerçekten kainatı ve kendisini merak edecek. Bilgiyi bilgelik yolunda bir döşeme olarak kullanacak. Bilginin kendisi bilgelik değildir. Ama bilgiyi bilgelik yolunda kullanabilirsin. Bilgi olmadan bilgelik olmaz. İşte inşallah öyle bir e, ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Buradaki çabalarımız da o yönde. Benim tek çabam o yönde. Çünkü bilgi bu haliyle insanı boğan bir manipülasyon aracına dönüşmüş durumda ve gerçekten e, dünyanın büyük üniversiteleri bilime milyon doları e, babasının hayrına hmm. harcamıyor. Yani bu işin bir, bir siyasi, mali Kar, kar olarak falan bir çıktısı var ee, ve yüzlerce senedir biz bir direksiyonu bıraktık maalesef. Bu Maliye buyur. Maliye piramitleri diyilen bir şey var. İnsanlar bir para ne? yatırıyorlar ve oradan bir para Saadet alacaklar. Zincir. Ha, sa Saadet zinciri. zinciri diyilen bir şey. Yıllardır bu gidiyor. Evet. Dün bir haber okuyorum ki bir kadın e, şeyden Arda Turan'dan 3 milyon almış. Hı. Adamın 3 milyonu vermiş. Emre Belezoğlu'dan ne kadar salmış. Yani birçok ...insanlardan. Bayılıyorum ya bir adam çıkarıp 3 milyonu bir şeye veriyor. Bu kafaya da hayranım yani. Ne e, adamlar. var. E, ben ben o kafayı soracaktım. Hmm. Yani senin bir milyonların var. Sen bir şeye hatta Azerbaycan'ın en büyük fast food fast um, food ağının sahibine hmm. birisi geliyor diyor ki ben Mehdi'yim. Evet. Hmm. Allah kabul, kabul etsin. Bayağı <laughs> parası var. Şimdi 15 senat. O... Şimdi <laughs> e, bir adamın milyonu var. Yani o şeyin Tesla'ya bir invest yapabilir, Apple'a invest yapabilir. Daha iki katına çevirebilir. Hı -hı. Çünkü bellidir, stoklar da bellidir, satış da bellidir, marka değeri vardır. Ama tanımadığı bir insan geliyor. Diyor ki ben Mehdiyem veya Türkiye'deki... Ben 3 milyon ver, ben sana 6 milyon vereceğim. Bu saadet zinciri hakkında bilgili insanlar. Yani şey, yok, ben hiçbir şey bilmiyordum diyemez. Hı -hı. Bu zaman... Bilmiyorum böyle bir araştırmanız var mı veya ilgilendiniz mi? Kafada ne çalışıyor? Çok basit. Bak şimdi sana desem ki önce dur sanki yani ben bunu hiç yapmıyormuşum gibi anlaşılmasın. Aha. Bana iki sene evvel falan bu bitcoinlerin yükselişi hmm. olduğu dönemde çok sevdiğim bir arkadaşım dedi ki... Ya hocam dedi biraz param varsa gel dedi şu bitcoin içine gir bak şöyle yükselecek böyle yükselecek. Dedim oğlum ben anlamam hocam. hocam hiç önemli değil ben sana dedi, hesap açayım bilmem ne... Bana işte iki tane coin'e 5 bin lira 5 bin lira o zamanın parasıyla yatırttırdı. Ama dedi gözün seveyim 500 bin olmadan çekme dedi. Oğlum dedim 5 bin yatırıp 500 bin çekmek ne demek dedim ya. Yani 100 kat nasıl değer kazanıyormuş. Dedi burası öyle çılgın yükseliyor falan. Ee, sonra işte bu bitcoin krizleri falan geldi arkasından. Ben 140 lira bir tanesinde kalmış. Bir tanesinde 1400 lira bir şey kalmış. Para erimiş gitmiş mesela. Şimdi o gün bu arkadaşın gazıyla bu işi nasıl yaptığımı düşününce televizyonda orada burada sürekli anlattığım tuzağa kendimin de düştüğünü fark ettim. Buna avcı toplayıcının fırsat zihni diyoruz. Sana desem ki şöyle bir uygulama çıktı borsada şöyle bir analiz yapıyor çok kısa sürede çok para kazanıyor dayanamazsın buna. Çünkü 100 bin sene önceki atan tabiatta yaşarken buna bel bağlıyordu. Mesela hiçbir şey yok market bakkal çakkal yok ne bekliyor bu adam bütün gün? bir yerden bir av çıksa, bir ganimet bulsam değil mi? Bir bal kovanı bulsam da çocuğun çoluğun karnı doysa ben yaşasa <laughs> Fırsatla yaşıyordu insanlar. Yani tabiatta fırsat bulunca götüren hayatta kalıyordu. <laughs> o yüzden böyle gözümüz hep fırsata bakıyor bizim. Ve bu antik zihnimiz, bizim e, atavi zihnimiz böyle çalışıyor. Markette bile böyle alışveriş ediyorsun. ...indirim etiketine yapışmanın sebebi bu. Bir daha bulamam al bunu. Ne bulamam? Haftada bir indirim yapıyorlar zaten. Yok. Hemen alalım. Avcı toplayıcının... ...fırsatçı zihni en fazla... ...sömürülen şeylerden bir tanesidir. Ve mesela bunu fark ederek... ...çok basit teknikler... ...geliştirmek mümkün. Hani buna karşı koymak için. Mesela... ...bir ayakkabı görüp beğenip... ...hemen işte indirimde bilmem ne diye... ...parayı basıp almaya niyetlenen... ...bir hanımefendiyi durdurup gerçekten ihtiyacın var mı sorusunu iki dakika düşünmesini sağlarsan yüzde doksandan fazlası almaktan vazgeçiyor. Yani bak bir durup düşündüğün anda o hızı kestiği zaman birisi ondan vazgeçiyorsun. Ama kendi haline bırakırsan fırsatçı zihin o şeyi ele geçirene kadar çabalıyor. Çünkü bu devreler çok eski, beyindeki o yazılımlar çok eski, çok kadim ve çok hızlı çalışıyor. Ama adamın milyonu var yani 3 milyonu Aynı var. Aynı şey. Hiç, yani milyon Mideni dolduracak yiyecekten daha fazlasının bizim için yaşamsa da hiçbir önemi yoktur aslında. Evet. <laughs> Milyonlar falan sanal Milyenler. şeyler bunlar. Yani bize varmış gibi gelir. Şimdi düşün. Bize bankadaki paranı düşün. Ya bir server arızasına bakar ya. Resetlenir paran. Ve fiziksel olarak orada yoktur. Ve sen yoksullaştığını zannedersin. Aslında öyle bir para şu anda da yoktur. Cebinde banknot olarak basılı para nasıl yanarsa hükmü kalmıyor. Ama o yüzden fiziksel bir şey. Cebinde hmm. duruyor. Hani dünya batsa o cebinde durur. Mesela bu sanal olarak işte fırsatlar, paralar, banka hesapları, bitcoinler, borsa sayıları. Bunlar bize böyle bir zihinsel oyun imkanı sağlıyor. Ve bak herkes ama herkes. Hadi herkes demeyeyim. Büyük çoğumuz ben dahil her sabah evinden bir takım insanları dolandırmak için çıkıyor. Ne demek istiyorum? Şuraya bir, bir koyayım beş alayım. Bu dolandırıcılık mesela. Bunu anlamıyoruz. O beş sen ne çaba sarf ettin ki beş kazanacaksın? Yani sen oradan bir beş kat para kazandığında birinin fakirleştiğini biliyorsun. Birinden sana aktarılıyor bu. Bu bedava para yok dünyada. Dolayısıyla mesela bunları düşünmek istemiyoruz. Fırsatçı zihni. Et buldum yiyeyim. Tamam mı? Böyle al götür. İşte mesela bütün büyük öğretiler, dinler, inançlar, ahlaki öğretiler ne diyor? İnsanı mesela işte domuzun haramlığını bile hatta oraya bağlarlar. Domuz gibi olmaktan men ediyor. Yani gördüğünü ye, fırsata atla. Ama niye bundan men ediyor? Yapıda var. Yani biz oradan hmm. geliyoruz. O yüzden mesela buna hakim olmayı öğrendikçe, kanaat etmeyi ve özellikle de alın teriyle, elinden gelenle ya da fikrinle, yapabildiğinle kazanmayı hep büyük bir erdem olarak anlatmışlar. Ama şimdi bu erdem çok vakit kaybı abi. Kim uğraşacak? Yatır parayı al. İşte o yüzden de mesela milyonun varsa girdiğin risk o kadar fazla oluyor. Ve buna birçok insanı hazırlıksızken düşürmek kolay. Ama Arda Turan'a desen ki abi bir iki dakika otur bir çay içelim. Yani sence olur mu gerçekten bu iş falan diye sorsam bir şüphelenmeye başlar hemen. <laughs> Ama muhtemelen orada bir işte o bizim Boğaz Köprüsünü satan Süleyman Osman varmış evet. o zaman. Onun gibi konuşa konuşa şak çakıcan arada. Yaparsın. Hocam <laughs> evrim diyorsunuz. Aa, ben demiyorum. Evrim, evrim, evrim Allah'ın yok, 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 emri. Yok, yok, ölüm ayrılık olmaz. <laughs> sizin, sizin dediğiniz dediğim yani <laughs> e, demin ki evet, konuyla ilgili. Evet. E, evrim varsa yaratılış yok. <laughs> yaratılış yoksa Tanrı niye olsun? Tanrı Ee şimdi bir dakika bu birincisini konuşalım. Evrim varsa yaratılış yok. Onu kim dedi? Bu ne demek? Önce bir bunu açmak lazım. Açayım mı? Ee, Tanrı Adem ve Havva'yı yarattı. Hı -hı. İnsan Hı -hı. cisminde Hı -hı. yarattı. Biz evrimle insan cisminde yaratılmadığımızı görüyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Tek hücrelerden işte bu buraya Hı -hı. kadar geldik. Bu arada Adem hikayesinde önce çamur, sonra insan öyle dedi. O insan da önce çamur orada. Evet. Yani böyle yaratmadı beni. Hı hı. Yaratmadıysa, hı hı. yaratma nedir? Nedir? Yara yaranmadıysam, Tanrı niye olsun ki? Güzel, bak bu mesela sıçraya sıçraya böyle taşlara basarak <laughs> suyu geçeriz ya. Onun gibi bir konu oluyor böyle düşünmek. Bu varsa bu yok öyleyse böyle demek ki <laughs> ha o zaman tamam öyle gibi. Şimdi <laughs> bu düşünmek değil, düşünmek şöyle bir şey. Her bir cümleye zoom yapıp onun ne anlama geldiğini bir masaya yatırmak lazım. Yaratmak ne demek? Ben bu terimi nereden biliyorum? Anladığımı nasıl bu kadar emin olarak bilebiliyorum? Yani mesela yaratmak dediğimiz işte biz dini anlatıdan öğreniyoruz yoktan genellikle. İşte halk sözcüğü yoktan var etmek diye bir anlamı yok halk sözcüğünün. Halk sözcüğü aynı zamanda insan içinde kullanılıyor, hayvanlar içinde kullanılıyor. Bir şeyden bir şey yapmak demek. He. Şimdi birinci böyle aldığın zaman Mesela insan yaratıcı bir tür olarak anlatılıyor. Mesela insanın yaratıcılığı nasıl? İşte mesela bir cep telefonu cihazın var. Ama bu cihaz şimdi çok somut görünürken bundan 50 sene önce böyle bir şey yoktu dünyada. Birileri hayal ediyor. Diyor ki onu alsam bunu birleştirsem falan filan zaman içerisinde bu böyle bir hale geliyor. Olmayanı yaratabilme özelliği insanda da var yani. Şimdi yaratmayı peh diye yoktan var etmek olarak düşünüyorsak yani Allah'ın böyle yarattığını düşünüyorsak Arada olanlar ne oluyor? Mesela eşrefin mahlukat diye insan işte illa ayrı yaratılmak zorundadır ve yaratılma budur diye düşünüyoruz. E ben ben bir insan olarak eşref mahlukat mıyım? İnşallah öyleyimdir. Anne karnında 9 ay kurtçuk gibi zaman geçirdim. Bebekken 2-3 sene, 5 sene gayet aciz, böyle sürünen bir hayvan gibi bir zaman geçirdim. E bu da bendim. E dolayısıyla mesela bu sürecin Yaratmanın bir parçası olduğunu hiç düşünmüyoruz bunu söylerken. Ben mesela illa 30 yaşındaki halimle dünyaya gelmedim ki anneme yazık nasıl doğacağım yani. <laughs> Küçücük ya yani hiçlikten yavaş yavaş varlığa sonra da varlıktan yokluğa doğru giden bir yapımız var. Kainata bakmadığın zaman ezberden konuşmanın zehirlenmesinden kurtulamazsın. Kainata bakma alışkanlığımız yok bizim. Dolayısıyla yaratmanın ne olduğunu hacıdan hoca'dan öğrenemezsin. Yaratma tabiatta olan bir şeydir bakarsın ve orada görürsün. Mesela evrim dediğimiz şey yaratılışın ta kendisidir. Yöntemidir. Bugün bizim tarif etme biçimimizdir. Ee, biz inandığımız tanrıya, inandığımızı iddia ettiğimiz tanrıya yaratma yöntemi dayatacak kadar haddi aştığımızı fark edemiyoruz. Yani diyoruz ki benim inandığım tanrı böyle yaratmak zorunda. Öyle yaratamaz. Hmm. Bunu, bunun ne kadar büyük bir hadsizlik olduğunu insanlara söylediğinde çok irkiliyor. Ama bunun semavi dinlerin alimleri böyle e, şimdi öğretiyor. şöyle hmm. alim dediğimiz insan mesela kim spesifik olarak böyle bir bir bakalım hangi zamanda yazmış. O zamandaki bilginin miktarı hmm. nedir? Ve bu insanlar nasıl bir metodoloji kullanmış? En önemlisi o ister İbn Arabi'ye git, ister yakın zamanda Elmalı Hamdi hmm. Yazır mesela evet. bizde işte hmm. Cumhuriyet dönemi Kur'an hmm çevreleri yaptırılan insanlar. bunların hepsi belli zamanlarda belli bilgilerle bir metne bakıyorlar ama çok ilginç bir şey yapıyorlar. Zamanlarının bilgisiyle onu tercüme etmeye çalışıyorlar. Biz bugün bu işi bırakmış durumdayız. Hmm. Biz bugün onlar ne demiş ona bakıyoruz. Yani Allah'ın sözü bizi ilgilendirmiyor. İnsanın sözünü tevil etmeye ve yaşatmaya hmm. çalışıyoruz. Bana birisi İbn Arabi Hazretleri diye bir şey getirdiğinde e kardeşim i̇bn Arabi zamanında bunu böyle görmüş, böyle anlatmış bize okey ama... Peki ben bugün bu meseleyi nasıl anlatabilirim diye sen düşündün mü diye soruyorum. O hazretin üzerine söz mü olur? O zaman sen niye doğdun ki? Sen niye böyle bir zamanda yaşıyorsun hmm. ki? Sen üzerine bir taş koymayacaksan. Hmm. Yani bu insanlar gökten mesaj alan bilmem ne yapan insanlar değiller bu insanlar bakarak akıllarıyla gönülleriyle bizim için bir yorum üretiyorlar ve zamanlarında işlerini çok güzel yapıyorlar. Biz bu işi yapmayıp bunu tevil ettiğimiz için, oraya bıraktığımız için maalesef bugün bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bir yaratıcıya inanıyorsanız tipi cinsi adı hiç fark etmez. Bu dünyada olan her şeyin her şeyin, her atomik hareketten, her küresel harekete kadar her şeyin onun yaratımı olduğuna inanıyorsunuz demektir. Dolayısıyla yarattığına bakarsanız nasıl yarattığını anlarsınız. Ama milletin ağzının içine bakarsanız sömürülmeye, yanıltılmaya, kullanılmaya maalesef devam edersiniz. Ben bunu çok geç fark ettim. Ben yıllarca mesela evrim görüşüyle kavga ettiğimi zannediyordum. Mesela inançlarla kavga ediyormuşuz. Sonra evrimi öğrenince ...bana başka bir güç geldi. Benim Türkiye'de zaten herhalde insanların adımı bilmesinin sebebi bu. Hmm. Ben Her yerde herkese bu konuyu hep konuştum. Çünkü arkam sağlam. <laughs> Böyle yaratılıyor. Ben onu görüyorum. Mesela diyorlar ki Sinan Canan Allah'la konuşsa ne sorardı? Televizyonda sordular hmm. bunu bana. İlk programlardan birinde Pelin Çift sordu. Ben dedim her gün konuşuyorum. Pelin irkildi. Nasıl falan? E Dedim bilim. Sen de öğren. Sor cevap veriyor dedim yani. Bilimle ilgili ne sorarsan cevap alırsın. Yeter ki doğru sor. Yeter ki ona bir şey dayatma. Ve ben inanan bir insanım. Burada bir yaratılış var ve ben ona çalışıyorum. Böyle takdir etmiş böyle yaratıyor. Benim işim onu öğrenmek. Ben çamurdan insanın yaratıldı. Nasıl yaratıldığını görüyorum. Büyük oranda biliyorum. Ama eskilerin anladığı gibi olmadığını da fark ediyorum. Ya biz çamurdan yaratıldık, evet. Ama öyle çömlek yapar gibi yapılıp pöh diye bir anda sihirbazlık numarasıyla canlandırılan bir yaratılış değil bu. Üç buçuk milyar senede ince ince işlenen ve bugünkü işte bize kadar gelen bir süreç. En önemli problem de bunu böyle çalışmadığın zaman mesela şu basit sorunun cevabı yok. E şefi mahluk atsın işte her şey süper en üstün varlık sensin de. Bu içindeki hayvan nereden geliyor? Bu istekler, arzular nereden geliyor? Niye doymuyorsun? Niye saldırıyorsun? Bu tecavüzcüler, katiller nereden çıkıyor? Bunları bilmeden işte bir şeylere kulağını kapatıp geçmen gerekiyor. Ben öyle bir ayet istemiyorum. Kimseye de tavsiye etmiyorum. Bilgi devrinde en büyük zehirlenmeyi biz maalesef böyle ezber inançlar nedeniyle yaşayacağız. Ee, Sorduğun soru güzel ama dediğim gibi ben metodoloji öneriyim sadece. Bu kabullerimizin her birini cümle olarak alıp üzerine bir sene yatırsak zarar değil. Düşünelim yani. Bizim problemimiz belki de bu benim subjektif yanaşmamdı. bazı insanlar. Ben de inanclıyam ama ben inancımı bilimle e, birleştirmiyorum. Gerek yok. Yani, yani gerek yok. Yani ben ben inanırım. Be bazı adamlar e, makaron dini diyen bir şey var. Ma Hı -hı. Makarnaya inanıyor. Yani inansın. Yani Hı -hı. spagetti. O, o he, spagettiye inanıyor. <laughs> Ə, bizim belki də bu ə, batıda da var, şeydə katoliklərdə də var. Bilimi də dinin içərinə, inancın içərinə salırlar. Mən düşüncəm budur ki, Allah bizimlə təkcə ərəb dilində və ya ibranicə və ya, a sanskritcə danışmır. Məsəl üçün budistlərdə belə bir şey var. Yəni sən bir budist olduğun zaman sanskritdən oxumağı bacarmalısan. Çünki tərcümə edildiyi zaman, çevrildiyi zaman mənası itir. Yəni onu istəndən aldı o dildə sən o mənanı verə bilməzsən. Necə ki o ərəbcə olduğuna Hı. görə çevrildiyində o mənanı itəcəy, Azərbaycan dilində olan mənası itəcəy və ya o ayətlərin içərisinə girdiyin zaman baxırsan ki, o ayətin səninlə Qafqaz coğrafiyasında heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu yalnız həmin o səhrai üçün olan bir dövrdür. Və mənim subyektivim, yəni bizim problemimiz odur ki, biz bilimi götürürük. Ve o şeyin içerisine koyuyor. Belki de sizde de o yorumlarda gelir. Bizde o dinle bağlı sohbet olanda yorumda bu şeyler. Git Kur'an oku, orada her şey var. Ben diyorum ki o özü de okumuyor Çünkü Orada her şey yoktu. <gülüyor> <gülüyor> orada bir klauz var. Bu bu, bu yani... laf harika mesela. Orada her şey var diyen acaba günlük işlerini yaparken Kur'an'dan ne kadar faydalanıyor? Evet. Ne kadar bakıyor? Öyle ezberler var ki yani. <laughs> mesela Kur'an'ı orijinalinden ya da bilmem ne orijinalinden okumak dediğimizde Kur'an'ı orijinal Arapçasından okumak sözünün ne anlama geldiğini hiç düşünmüyoruz. Hmm. Kur'an'ın orijinali Arapçaysa bunun tek bir sonucu var. Allah Arapça konuşuyor demektir. Evet. Şimdi bu düşündüğü zaman çok sarsıcı bir şey. Hmm. Bunu diyecektim. Bile. Ne diyorsun hmm. sen bir kendine hmm. bir gel. Yani bu söylediğin sözün ne anlama geldiğini farkında mısın? Yani İslam inancının aslında yorumlanabileceği en sakin mantıklı çerçeve. Allah insanlara son bir uyarıcı ile mesaj göndermeyi tercih ettiğinde bunu da Arapça dilini kullanmayı irade Hı. etmiş. Söyleyebileceğimiz tek şey bu. Hı. Allah Arapça konuşmuyor. Dolayısıyla Arapça bir insan dili olduğu için de onun imkanları çerçevesinde sana bir şey anlatmaya çalışıyor. Tamam. Ama yani metnin neredeyse iki sayfasında bir aklet diyor sen gene. Hı. Yani aklını kullan diyor. Hı. Mesela bakmıyoruz ki bu şimdi Allah Arapça konuşmuyorsa bunu iddia eden deli olur. Yani Hı. böyle bir şey iddia edemezsin. Arapça tercih ederek bana ne kastediyor acaba falan diye anlamaya başladığında çeviri de olsa metne bak sana en çok ne söylüyor. Bu metnin içinde bir şifre var. Çünkü Allah ve hakikat dediğimiz konular herhangi bir insan diline sığdırılamayacak kadar büyük şeylerdir. Çünkü insan dili özünde göreceli çalışan bir şeydir. İzafidir ve mutlak olanı anlatamaz. Yani mutlak olan tektir. Şey şeyi yoktur. Eşi benzeri hmm. kıyaslanabilir bir şey olmadığı için bizim dil kıyasla çalışır. Hmm. Dolayısıyla dille hakikati anlayamama sebebimiz o. Şimdi Kur'an'da mesela Allah anlatılıyor sürekli. Sıfatlar, sıfatlar, isimler bir şeyler sayılıyor ama mesela hiçbir ayet biliyor musunuz? Allah şöyle 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 bir şeydir. Böyle bir ayet var mı? Evet. Dikkat edin. Allah'a en yakın anlatan ayet mesela İhlas Suresi'dir. Ne değildir onu anlatır Hı. Tamam mı? ne değildir bak sürekli bize diyor ki bütün metin sen şöyle zannetin değil böyle o da değil bak böyle zannetin o da Hı. değil devamlı Hı. değilleme yöntemiyle senin zanlarını temizlemeye çalışıyor aslında ve bütün metin boyunca ana araç olarak sana sunulan şey gel benim harflerimi çalış değil aklet bu terimin anlamı üzerine bile düşünmüyoruz akletmek ne demek biliyor musunuz çok özetle söyleyeyim Fikrini değiştirebilmek demek inancını değiştirebilmek demek. Akletmek çünkü akale bağlamaktan geliyor Arapça. Zihnindeki bilgileri birbirine anlamlı bir hikaye olarak bağlayabilme yeteneğinin adıdır akıl. Akıl hikaye oluşturan şeydir. Senin dünyaya dair bir hikayen vardır. Bir kitap, bir kişi, bir uyarı sana der ki bak şöyle şöyledir, böyle böyledir bir şey anlatır. Hadi gel der bunun üzerine bir aklet bakalım. Sen akledip hala aynı adam olmaya devam ediyorsan bu akletme değildir. Bu kendi zannını onaylamaktır. Kendi nefsine tapmaktır. Sen ancak ve ancak fikrini değiştiriyorsan akledebiliyorsundur. Akletmek fikri yeniden kurmak demektir. Aklı yeniden kurmak demektir. Ve bu uyarı özellikle dikkate alınmaz çünkü sen tekrar düşünüp fikrini değiştirirsen hacılar, hocalar, şeyhler taşmayacak. Yani bunlar ne yapacak adamlar? Nasıl para kazanacak? Nasıl senden güç <laughs> elde edecekler? Olmaz. O yüzden ben bilmem büyüklerin bilir bütün, bütün dini geleneklerde biz böyle idare ediyoruz. Yani e, benim özüm için aldığım netice budur ki Allah mesela e, Çinlilerle Arapça danışmayıp. Ama Çinliler de Konfutsi'nin dilinden danışıp. Evet, elbette, elbette yani. yani Papuasların yaygın ki onlar için bir onların dili ilə danışan bir adam olur. Bunu qarışdıran mənim kimi hmm. inançsız insanların ya da ateist deyim, mən bir inkarlana biləcək bir t'nin olduğunu da düşünmürəm deyə ateist demək istəmirəm. Deməli mənim kimi inançsız insanların içində Quran yanılsaması bundan ibarətdir ki, orada bir neçə mən ərəb dili bilən bir qövm üçün endirdim dediği zaman. Ax mən ərəb deyiləm. Mən ərəb deyiləm şeyi olur, amma mən son zamanlar E ee, seninle hmm. məlumat alışverişim ve Sinan hocanın danışıkları şeyinde bilimin içinde bir inancı ve büyüklüğü gördüğüm zaman o məni artık heyrətləndirməyə başlayır Yani Tanrı'nın bir möcüzə, yukarıdan gelen bir aksakal şeyi yok. Enerji. Bir, bir enerji. Mucize Meslə... ne demek mucize? Kelime anlamı itibariyle insanı aciz bırakan şey demektir. Evet. Demin beyni sordum. Bak ne kadar acizlik. Daha başka mucize mi arıyorsun işte? Beyin bir mucize mi? Bunun içinde bir Tanrı. Mesela e, geçen turala diyorum kilise de kiliseye girdiğim zaman Avrupa'nın büyük kiliselerinde bana böyle bir şey geliyor. O da bilimsel bir şey. Gotik tarz bilmem. O da bir bilim. Orada sana bir şey anlatıyor adamlar. Adamlar. Tabii ki. E, İsa ya da ne, Tanrının üç'e bölünmesi falan değil. O da Tanrı'yı anlatıyor sana. Bak Tanrı sana zihinsel olarak böyle Hı. gelebilir diye bir fikir çakıyor. şeye Ben tekrar anahtarı söyleyeyim. Bir grup insanın ya da birilerinin anlattığı bir şey mi anlamaya çalışacağız? Yoksa gerçekten burada ne oluyor onu mu anlamaya çalışacağız? O yüzden metot çok basit. Önce dışarı bakacaksın. Hı. Önce dünyaya bakacaksın. Sonra kiliseye, camiye, hocaya, hacıya, Budist tapınağına bir yere gideceksin. Dünyayı deneyimlemeden... Herhangi bir dinin herhangi bir anlam ifade etmesinin imkanı yoktur. Sen düşün dünyada hiç insan yok. Tek başına sen varsın. Eline verdiler Kur'an'ı, upaşınatları, İncili, hmm. neyse işte bir tane kitap verdiler. Okuyup duruyorsun. İnsanlardan bahsediyor, savaşlardan hmm. bahsediyor, ilişkilerden bahsediyor. Sen kendinden başka hiçbir insanın olmadığı bir dünyada bu metinden hmm. ne anlarsın? Hiçbir şey anlayamazsın ki. Anca savaş göreceksin, ihanet göreceksin, dostluk göreceksin, güven göreceksin, güvensizlik göreceksin ki... Bu metinden bir şey anlayabilirsin. Hakeza... Yaşamı yaşamayan insanların böyle metinleri anlayabilmesi mümkün değil. Ve metinlerin önemli bir özelliği iddialarına göre okunmaları gerekir. Mesela bir pembe romanlar var bizim orada. Basit aşk hmm. romanları böyle yaz tatilde millet okusun diye yazılıyor. Ya bu romandan hayatın sırrını bulmayı bekleyerek okumazsın onu. Vakit geçirmek için okursun Ama bir tane kitap geliyor eline. Diyor ki ben alemlerin yaratıcısının insanlara uyarız. Bir dakika. ...bir derlenip toparlanman lazım... ...mesela onu sadece temiz olanlar okuyabilirler... ...birçok kutsal metnin böyle bir iddiası var... Hı. ...temiz ne demek... ...zanları koy, valizleri bırak, öyle gel... ...yani bir temizlen, bir sakin ol... Hı hı. ...benim iddiam hı. büyük diyor çünkü bak... ...o iddiaya göre bak... ...bir arkadaş... ...iki arkadaşımız arasındaki sohbet... ...biri hızlı Müslüman, hı. öbürü taze ateist olmuş... ...ondan sonra... ...ama <laughs> konuyu da çok bilmiyor yani... ...öyle ateist hı. olduğuna karar vermiş... Ondan sonra işte arkadaş diyor ki bak oğlum sen işte Kur'an okudun mu hiç falan filan. Yok diyor okumadım. Sen diye bir oku da gel. Ona bir tavsiye ver. O da tamam diyor okuyayım. Gidiyor birkaç ay sonra tekrar buluşuyorlar. Diyor ki ya diyor sizin Kur'an'ı okudum diyor. Diyor ki nasıl buldun? Abi diyor tehdit, şantaj işte. Manipülasyon. Işte, sürekli böyle bir şey. Ya sen diyor hangi kitabı okudun diyor Müslüman olan arkadaş. Hmm. O diyor ki ya işte var ya sizin diyor Kur'an hani Muhammed'in yazdığı kitap. Hmm. Bak diyor sen Arabistan'da 7. yüzyılda Muhammed diye bir adamın yazdığı kitabı okumuşsun. Halbuki ben sana alemlerin Rabbinin gönderdiği mesajı oku demiştim. Sen yanlış bir şey okumuşsun diyor. Metne sen nasıl bakıyorsan onu hmm. görüyorsun. Bir söz vardır. E, kitap bir aynadır. Bir maymunun ona baktığında bir aziz görmesi mümkün değildir diye hmm. çok güzel bir söz var. Evet. Metinlere iddialarına uygun yaklaşmak lazım. Ve biz maalesef bir romana gösterdiğimiz özeni büyük iddiaları olan metinlere gösteremiyoruz. Kadim metinleri böyle okuyamıyoruz. Çamur mu çamur bitti. Hmm. <laughs> Allah'ın eli mi var, eli var. Ayıp ya. Hmm. Ya bir romanı bile dokuz katmanda okuyor edebiyat. Yani bir kutsal olduğunu ya da işte ne bileyim, göksel olduğunu iddia eden, sana bir şey açıkladığını iddia eden bir kitap bu kadarcık olsun ilgiyi hak etmiyor mu yani? Şey inanmana gerek yok edebi olarak. Yani o metnin iddiasına göre yaklaşmak. Bu bir terbiye meselesi. Bu bir kültür meselesi. Biz o kültürü kaybettik. Çünkü din çok manipüle etti. Çok haksız zulümler yaptı insanlara. İşte o yüzden varsa metninde bir güzellik onu kaybettik. Evet. Bilim senin dediğin gibi manipülasyon aracına dönüştü. Ona olan ilgiyi kaybettik. Bizim... Dün yapılan kötülükleri bir kenara koyup önümüzdeki maçlara bakmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Yani bundan sonra bunların hmm. güzelliklerini nasıl hatırlayabiliriz tekrar? Demin darmadan eden e, bilimden bahsettik hmm. Üç tane kitap ön önerebilir misiniz? Üç tane kitap. Valla kitap önerisi benim için zor. Bu şeye benziyor. Akşam yemeğinde size bir şey yemeyi önermeye benziyor. Çünkü bilmem ki ne seversiniz, alerjiniz var mı, nerelisiniz. Beyni hani... anlamakla ilgili. Beyni anlamakla ilgili de. Yani popüler beyin kitapları çok ama benim son zamanlarda çok sevdiğim bir e, Live Wired e, diye bir kitap var. Canlı devre diye Türkçeye çevrildi. David Eagleman'ın. O çok iyi bir kitap. Hem hani son zamanlarda yapılmış iyi bir toparlama. 21. yüzyılda beyin diye soyadı Rose olan bir yazarın kitabı var. Ama bunların hepsinin ötesinde hakikaten yani beyin tek başına bir organ olarak çok kıymet harbiyesi yok. Bedenin macerasını anlamak için de bulabilenlere benim insanın fabrika ayarlarını evet. bulamayanlara da evet, ee, ee, hmm. evet Libermanın ee, neydi adamın ilk adı Daniel olabilir. Daniel, Daniel Liberman. <laughs> onun insan vücudu'nun öyküsü kitabını önerebilirim. Bu çünkü olayı bütüncül olarak anlatıyor. E, sadece beyni anlamanın bize hiçbir faydası olmadığını hatırlatırım. Beyin dalaktan daha havalı bir organ değildir. <laughs> Ama biz beyni niye bu kadar önemsiyoruz? İnsan denen varlığın derdini çözmeye çalıştığımız için. Dolayısıyla insanı bütüncül olarak anlamadan beyin bilgisi de zor. Valla herkes bence bir işi gücü askıya alıp böyle bir tatil yaptığı zaman vaktini kendine ve evrimi anlamaya adasın. Bir popüler kitap okusun bu konuda. Evrimsel biyolojiyi. Görecekler ne kadar kıymetli bir yatırım olduğunu. Çok hoşum. Bir tane sizi deyəsən test tez tez Bakıda göreceğiz. İnşallah. İnsan yaşam Niyetiniz merkezinde. Ee, orada planlarınız nedir? Bir kısa onun da hakkında danışacağız. Tabii valla burada güzel bir niyet var. Hı -hı. Ee, özellikle ben buraya çok gelip gidiyorum malum işte sizlerle üçüncü program çekecek kadar. Ee, burası bizim de e, ikinci mekan oldu. Burada psikoloji uygulamalarının, ruh sağlığının e, belli bir e, standardının yükseltilmesi... Burada gerçekten modern bilimin son bulgularına dair araçları iyi kullanabilecek insanları yetiştirmek ve buradaki insanlara tabii dünyanın her yerinde olduğu gibi iyi yaşamak yolunda psikolojik destek sağlayacak güzel bir merkez kurma çabası var. O sayede bize ulaştılar. Biz de biliyorsunuz Türkiye'de açık beyinle aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Benzer bir çizgimiz var. Bu güzel niyetlerle falan bir araya geldik. Dün işte açılış şeyi yapıldı, etkinliği yapıldı. Türkiye'den bayağı kalabalık bir kadro geldik. Bütün açık beyin olarak buradayız. Bunun sebebi de şu. Önümüzdeki günlerde inşallah Azerbaycan'da hem benim kişisel arzum olarak buraya daha çok gelmek istiyorum. Hem de gerçekten buradaki insanlarla buluşmak istiyorum. Bir yazar, konuşmacı ve araştırmacı olarak burayla Türkiye'de çok çok yaptığım eğitim başlıklarını paylaşmak birinci niyetim. Açık beynin bütün eğitim tecrübesini inşallah buraya taşıyarak özellikle mesleki profesyonellerin yani psikolog, hmm. psikolojik danışman vesaire gibi alanlardaki insanların mesleki pratiklerini daha iyi bir düzeye çekmeye çalışacağız. Ve burada birçok yerde olduğu gibi Türkiye'de olduğu gibi büyük ihtiyaç olan psikolojik iyi oluş halini burası önemli. Bozuk psikoloji tamir etmeyi değil psikolojinin iyilik halini hayata yaymaya gayret edeceğiz. Sanırım siz de takdir edersiniz buna çok ihtiyacımız var. Evet. Herkes kafayı yemiş vaziyette hı hı. durum çok kötü. Halbuki e, hayata bir çok daha verimli bakma yolu var. İnşallah bunun bilimsel ve teknik olarak da yöntemlerle desteklenmiş bir şekilde insan yaşam merkezinin buradaki kaptanlığını da çok güzel yapacağımızı düşünüyorum. Bu seneyi planlama toplantısına sizden sonra gideceğim. Bakalım neler yapacağız hep beraber göreceğiz inşallah. Teşekkür ederim geldiğinize göre. Ben çok, çok, teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Sizinle sohbet her zaman çok iyi. <laughs> Görüşelim Görüşürüz. inşallah. Görüşürüz.